Günaydın. Bugün ilk defa güne erken uyandık. Çünkü yolumuz uzundu. Buradan biz Tatvan'a doğru gideceğiz. Buradan otostopa başlayacağız. Keyifli keyifli gideceğiz inşallah. Şimdi otostop çekiyoruz. Bakalım ne kadar süre bekleyeceğiz. Arkadaşlar evet, şu an Hasankeyf'teyiz. Hasankeyf biliyorsunuz sular altında kaldı. Oradaki eserler başka yerlere aktarıldı. Şimdi Hasankeyf'in merkezindeyiz, şehir merkezinde. Şöyle evler yapmışlar. Yani Hasankeyf halkını buraya yerleştirmişler. Arkadaşlar evet, Hasankeyf'e geldik. Ya önceden eski halini görmüştük ama şu anda böyle bir yeni bir şey oluşturulmuş. Liman olmuş burası. Gerçekten inanılmaz derecede farklı olmuş aslında. Hani eski halinden eser yok diyebiliriz. Tekneler var. Kalıntılar şurada da, şurada kalmış. Daha hepsi toparlanamamış. Hani şurada da var mesela. Onları bir tane kalıntı. Acaba? O kalıntıların hepsini bir yerlere toplayacaklar mı? Ne yapacaklar? Dağıtacaklar mı? Bir şey yapacaklar bilmiyorum. Hı. Yani bir de Hasankeyf'in 12 bin yıllık bir tarihi var. Yani çok eski bir tarihe dayanıyor ve yüzyıllardır hep böyle savaş görmüş. Bizanslılarla Sasaniler arasında çok hangisi kapacak, evet, diye falan filan. Hatta o zaman böyle eski evlerin falan da önünden geçmiştik. Yani şu anda o geldiğim yerle alakası olmayan bir yere geldim. Hani bura başka bir yer olabilir bile diye düşünüyorum. Çünkü böyle geçiyorduk, orada inekler vardı, ne bileyim. Eski yani... halinde böyle işte kalıntılar vardı. Aynen. Hatta fotoğraflarımız falan da vardı. Ya yani çok güzel bir yerdi. Gerçekten. Aynen. Tekrardan görünce tekrardan durduk bu arada, burayı görünce de. Neyse, burayı da görmeden gitmeyelim dedik. Evet. Şimdi Bitlis'e doğru otostop çekiyoruz. Şu an Batman'dayız. Burası Batman. Çek 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 çek. Recep abimiz bizi aldı sağ olsun. Konsluğa kadar bırakacak. Batman'dan Konsluğa. Teşekkür ediyoruz abi. Teşekkür ederim ben de size. Hoş sohbet edeceğiz. Sağ ol, teşekkür ederim. Allah razı olsun. Abone oldum, gittim. Evet, indik. Şimdi biz neredeyiz? Konsluk'tayız. Şöyle bir tabelamız var. Şöyle Kozluğun şehir merkezi. Abi Ankara'dan çıktık. Van'a gidiyorsunuz bu soğuktan. Bitlis'e evet, gidiyoruz. Biz aç olsun. Sağ olun. Abi şurada Şamize dedi ki burada bir çay için dedi. Çay evi varmış Adam burada. Aynen. Çünkü biraz soğuk, üşüdük diye. Aynen. Cepte. Kuşburnu falan da kesin vardır. Öyle şeyler. Evet, biz de şimdi burada çaylarımızı içiyoruz. Teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. İyi günler. Kolay gelsin abi. Mandalinalarla otostop çekmedik demeyiz. Durmadı. Ve şimdi yine bittik araca. Buradan mesela Karahani'ye gidiyoruz. Türbe'ye. Sonra yol üzeri zaten. Oradan da Bitlis'e devam edeceğiz. Bitlis yolumuzun üzerinde olduğu için Veysel Karahani Türbesi'ne geldik. Bu türbe Siirt'in Baykan ilçesinin Veysel Karahani beldesinde bulunuyordu. Bizim yolumuzun üzeriydi yani. Aslında böyle plan yapmıyoruz gezecekken. Yani çevrede yol üzerinde nere varsa oraya geziyoruz. Şu an mesela buraya geldik, Peygamber dostumun yanına. Onu da bir görelim, bir dua edelim dedik. Sonrasında tekrar yolumuza devam edeceğiz. Evet, şimdi geldik, türbedeyiz. Veysel Karahani Yemen'in Karen köyünde dünyaya geliyor 657 yılında. Ömrünü de çobanlık yaparak geçiriyor. Daha sonrasında Medine'ye gidiyor. Hazreti Muhammed Mustafa ile, yani Peygamber Efendimizle aynı dönemde yaşadığı için Medine'ye kadar gidiyor. Ancak onu göremiyor. Yanlış zamanlama yaptığı için onu göremiyor ve geri dönmek zorunda kalıyor. Aynen. Annesinin bir sözü üzerine gidiyor. Annesi diyor ki göremediysen bir seferde diyor, tekrardan geri gel diyor. O yüzden bir sefer göremediğince daha fazla aramıyor ve geri dönüyor ve annesinin sözünü dinliyor yani. Bu arada öyle, anne sevgisi de çok yüksek olduğu için Hazreti Peygamberimiz yani Hazreti Muhammed Mustafa aralarında çok güzel bir dostluk ilişkisi kuruluyor ve ona oraya kadar da gelip onu göremediği için hırka gönderiyor. Bir hediye hırka gönderiyor. Aynen, yani buraya gelmek istedik çünkü peygamber dostu. Biz de peygamber dostunun dostuyuz yani, öyle söyleyeyim. Evet, maneviyatın çok ya yüksek. Şimdi buraya kadar gelmişken burayı görmeden gelmek olmazdı. Şöyle bir Fatiha okuyacağız, sonrasında yolumuza devam edeceğiz. Evet, evet, duamızı ettik, çıktık şimdi buradan. Şöyle bir de size neler var yanında onları gösterelim. Biraz geliştirilmiş yani, işte ne bileyim, yemek yiyeceğiniz yerler var. Hediyelik eşyalar var. Şimdi onları da gösterelim. Sonra hemen yolumuza devam edelim. Buna böyle gittiğimiz yerlerde, küçük yerlerdeki böyle yerleri gezmeyi seviyorum. Şimdi kahve ikram ediyorlar, kahve içelim. Yani. Teşekkürler, merhaba. Arkadaşlar normalde magnetler 5 liraydı tanesi. 2 tanesini 8 liraya alıyoruz. Teşekkür ediyoruz abi. Abi teşekkür ederiz.
Evet, şimdi zibidiklerini bulduk. Biz bunu Diyarbakır'da görmüştük. Buradan da şimdi alacağız. Aslında memleketinden alacağız şimdi zibidikleri. Evet. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Bize abi narı verdi, böyle hediye etti. O zaman kanalımıza abone olun bari. Hazırsan çıkalım. Evet arkadaşlar, Doğu'da otostop çekmek aslında kolay. Ama bazı pratikleri bilmeniz lazım. Mesela çevirmeden geçtik daha demin. Çevirme noktasının biraz daha ilerisine geçip yani otostop çekeceğiz buradan. Ki insanlar hani bizi daha kolay alabilsin, bize güvenebilsin. Arkamızda gördüğüm yerde şu an gözüküyor mu bilmiyorum. Orada çevirme vardı. Çevirmenin daha önüne geçtik ki otostop çekerken daha kolay olsun. Daha insanlar bize güvensin. Çünkü evet, çevirmenin gerisinde otostop çekince korkuyorlar. İnsanlar korkuyor yani. Evet arkadaşlar, şimdi bindik. Bitlis'e mi yolculuk? Nereye gidiyorsunuz? Bitlis'e. Solunda Bitlis'miş, şimdi öğrendim ben. Size bir manzara göstermek istiyorum. Gösteremedim. Buraları göster. Neyse, buraları gösterelim. Bu yolda seyahat etmek bile çok güzel, çok keyif veren bir şey. Dostlar evet, Bitlis'e gelmiş bulunmaktayız. Bitlis'e geldik. Ama soğuk biraz ha. Güzel güzel, ben soğuk. Vallahi soğuk. Abi saat 3.30. Sanki var ya 7-8 gibi yani saat. Güneş battı batacak. Mükemmel bir yer yani burası. Karlar yağmış, mükemmel bir görüntü var. Hey, mükemmel bir yerde mükemmel fotoğraflar çektik. Gerçekten mükemmel. Evet. Şimdi Bitlis merkezdeyiz. Ya aslında merkezde çok bir şey yok. Herkes böyle söylüyor. Asıl güzel olan yerler, ilçeleri bence. Tatvan falan çok güzel. Yukarıda Ermeni evleri varmış. Onları göstereceğim size birazdan. Merhaba. Merhaba. İsim nedir? Sertan. Sertan. Ne güzel ismin varmış. Maşallah. Rona mısın? Biz de bu şehri gezmeye geldik kardeşim. Hoş bulduk canım benim. Görüşürüz. Memnun oldum tanıştığıma. Böyle Bitlis'te 5 minare türküsü var biliyorsunuz. Şimdi bu türkü neden olmuş onu söyleyeceğiz size. Zamanında Ruslarla savaştığımız zamanlarda bir baba ve oğul bir köyde yaşıyor. Baba, aynen. Baba oğluna diyor ki git bak bakayım diyor, neler var diyor, neler oluyor şehirde diyor. Evet. Şehre gidiyor, bakıyor oğul. Geldiğinde hiçbir şey görmüyor. Çok üzülerek babasının yanına ve gidiyor diyor ki baba diyor, Bitlis'te diyor hiçbir şey kalmamış diyor. Sadece diyor her şey yıkılmış, dökülmüş. Sadece 5 tane minare var diyor. O minarelerden bir tanesi de işte burada gördüğünüz minare. Yani öyle yan yana 5 tane minare yok. Bunun üzerine de baba türkü söylüyor. Şimdi de biraz böyle çarşısını gezelim istiyoruz. Böyle yerler var çarşıda. Evet, evinde kalacağımız arkadaşım bize şu an yemek ısmarlayacak. Evet, şimdi bizde böyle sıcacık bir soba var. Önce bir çorbamız var, onu içeceğiz. Sonrasında da yemek yiyeceğiz. Aynen, teşekkür ediyoruz kendisine. Aynen. Evet, şimdi Rahma'dayız. Böyle kavurması meşhurmuş. Bizi de abi getirdi. Biz de şimdi böyle afiyetle yiyeceğiz. Ay yani çok güzel bir şey zaten. Biz de kalacak yer bulamadık. Evet, şu an nerede olduğumuza inanamazsınız. Bu geceyi bir mescitte geçireceğiz. Çünkü kalacak yer bulamadık ve bir dinlenme tesisinin mescidine girdik. Sağ olsunlar, bize yardımcı oldular. Yani kalorifer falan bayağı sıcak. Senin ayaklarını ısıtıyor. Yani şöyle bir yer abi. Normalde burada seccadeler falan var. Kapının kilidi falan da var. Bir sıkıntı yok yani. Aynen, seccadeler falan var normalde yani. Hatta şöyle göstereyim dışarıyı. Yani dışarıyı göstereyim. Normalde şöyle. Bizdeki keyif de kimsede yok yani. Yani. Serencim, soğukta da kalabilirdik dışarıda. Aynen öyle. Abi şöyle yatacağız işte. Hüsnü yatağında. Şöyle bana şöyle şeyler verdiler yatak için. Şu da benim yorganım. Seren'e de yastık yorgan verdiler. Eşyalar falan şurada. Abimiz sağ olsun yolda kalmıştık. Bize çok yardımcı oldu. Teşekkür ediyoruz abi. Ne demek, bizim insani görevimiz. Her zaman sizin gibi değerli arkadaşlarımızın yeri yanımızda farklı. Gerçekten sizinle tanıştığıma da memnun oldum aynı zamanda. Doğuyu görmek herkesi isteriz ki doğuyu görmesini. Doğudaki insanlar batıdaki gibi değil.
Doğudaki insanlar misafirperver. Bizim kapımızda düşmanımız bile gelse aynı şekilde kucak açıp onlara sarılabiliriz. Her zaman abi kardeş diye geçinebiliriz. Abi teşekkür ediyoruz. Merhaba. Evet, Tatvan'daki yeni kankamız Bulut. Ey sallam. Tanıştığımız abimizin burada çay salonu var. Orada çay içip kahvaltı yapıyoruz. Arkadaşlar dün gece burada kaldık. Al çay. Ne güzel geziyorsun diyenler. Zorlukları da var. Güzel yanları da var. Bir takipçimizle karşılaştık. O bizi otobüse bindirecek dedi. Ben sizi merkeze kadar gönderdim. Şimdi otobüse merkeze biniyoruz. Gideceğiz. Merkeze gideceğiz. Evet, şimdi bindik servise. Gidiyoruz merkeze doğru. Seren takipçisiyle karşılaştı. Çok heyecanlı. Evet arkadaşlar, Bitlis'e geldik. Tabii Bitlis'in burada ne meşhur? Büryanı meşhur tabii ki. Aynen öyle. Biz de hemen koştuk geldik. Burada büryanı göstereceğiz. Şimdi Bitlis size nasıl pişiyor? Aynen. Ne büryan salonuydu? Bitlis büryan salonu. Aynen oradayız. Şimdi burada ustalarımız var. Usta merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Büryanımız var şu an tandırın içinde. Şöyle bir tandır. Evet. Tandırımızı açacağız. Evet. Buyurun. Tandırımızı açıyoruz açalım abi. Açıyoruz. Buyurun. Oh, içinden çıkan dumanı evet, görüyorsunuz. Evet, bu buhar burası. Şu etlerimiz. Etler şurada. Evet, aynen. Şurada. Şurada çıkarabilirsiniz. Buyurun. Yavaş yavaş. İçinde şöyle etlerimiz evet, var. Yavaş yavaş. Sıcak çıkıyor. Oo. Şuraya asacağız. Bak ustam şu an asıyor. Şunun güzelliğine bakar evet mısınız? Peki ustam, bu kaç saat duruyor fırında? Bu tandırda yaklaşık 1,5-2 saat. Tandırda 2 saat evet, falan. Evet. Hazırlık aşamaları falan derken kaç saat buluyor? Normal gece saat 2'de geliyoruz. Oo. Evet. Gece 2'de geliyoruz. Bu etlerimizi güzel yıkıyoruz. Yıkadıktan sonra kaya tuzuyla. Hı hı. Güzel bunları tuzluyoruz. İçeride bizim kazanımız var. Bu yağ kazanın içine akıyor. Kazanın içine evet, akıyor. Evet, aşağıda yağımız var. Kazanın içine akıyor. Şurada yağ var. Evet. Bu kadar emekli bir şey ki. Tabii tabii, emekli. Şimdi abi çeksin, ben size bir parça vereyim. Evet. O şekil tadına bir bakın. Güzel bir tadına bakın. Buyurun ablam, bir tadına bakın. Evet, şimdi ben de tadına bakıyorum hemen. Sıcak. Et yumuşacık bu arada. Evet. Yani ağızda dağılıyor zaten lokum gibi. Çok güzel, çok lezzetli. Gördüğünüz gibi gerçekten çok emekli büryan. Biz de Bitlis'e geldik. Sizlere bunu göstermek istedik. Peki abi, Siirt, Siirt mi, Bitlis mi? Büryan Bitlis'indir, Siirt'in değil. Şu şekil söyleyeyim. Siirt'e gittiğin zaman şu kuyu göremezsin. Öyle mi? Onlar sadece bu ısıtmayı ekmek fırında yapıyorlar. Onun için aramızdaki fark o. Bir de bizim afşor yaptığımız sabah kahvaltımız var. Siirt'te de onu hiç evet bulamazsın. Öyle mi? Evet. Tabii. Nasıl sürülüyor ancak aynen Bitlis'te alıyorlar, tekrar soğudu mu hemen tandırın içine geri atıyorlar. Yine sıcacık oluyor. Telefondan var çekeceğim. Saatlerce piştiğine değiyor gerçekten. Yağlı kısmından beri de aynı zamanda şu anda. Yağsız kısmından çok daha lezzetli. Lokum gibi bir et var şu evet an elimde. Ben de afiyetle yiyorum. Herhalde böyle çok piştiği için bu kadar yumuşak Seren. Evet. Bence yani saat 2'de başlanıyor sonuçta, gece 2'de. Hı-hı. Zaten bu sabah 7 gibi falan hani böyle çıkıyormuş. Yani hı-hı, en geç 2'de bitiyor. Ondan sonra büryan hiçbir yerde bulamıyorsunuz. Evet. Bitlis'e gelirseniz eğer, Bitlis büryan salonundayız biz şu anda. Gerçekten çok lezzetli ama saat 2'den sonra gelmeyin çünkü evet, biz dün de geldik bulamadık. Bitiyor. Evet, çok lezzetli. Arkadaşlar evet, biraz önce birkaç kişiyle tanıştık. Daha doğrusu önceden bizim gezgin gruplarından tanıştığımız insanlar. Şimdi dün gece biz burada mescitte kaldığımız için onlar hani bizi misafir etmek istedi, sizi bir yere götürür falan filan dediler. Ve biz de şimdi eşyalarımızı alıp onların yanına gideceğiz. Dün gece kaldığımız yerde şuraydı. Böyle gösterelim. Yani. Aynen. Sizin böyle anılarınız var mı? Yoruma bekliyorum. Aynen. Şimdi bu çay ocağında eşyalarımızı bırakmıştık. Şimdi bunu alıp bugünkü kalacak olduğumuz yere gideceğiz. Evet arkadaşlar, nereye geldik Serancığım? Nereye geldik İbrahim? Şimdi biz Ahlat'a geldik ve Ahlat'a geldik. Evet, Ahlat Bitlis'in bir tane ilçesi. Yani en önemli özelliklerinden birisi Türk İslam Birliği'nin ilk burada kurulmuş olması. Evet, şu an Selçuklu Meydan Mezarlığı'na geldik. Burada bir sürü mezarlıklar var. Şimdi de onlara bakacağız böyle bir. Aynen herkesin öyle. Herkesin buradan bahsediyordu. Buraya gidip görmelisiniz diyordu. Biz de geldik. Evet. Şu an burada mesela Kadınlar Mezarlığı, Meydanlık Mezarlık, Seyitler Mezarlığı ve Emir Bayındır Kümbeti diye ayrılıyor.
Aynen yani öyle. Şöyle geniş bir alan. Aslında buranın en büyük özelliği, yani bir sürü mezarlık var. En büyük özelliği, yani atalarımızın mezarlarına geldik Seren. Öyle diyebiliriz. Buranın en büyük özelliği Sultan Alparslan'ın kurduğu karargah olması. Yani Ahlat'ın en büyük özelliği bu. Ahlat bir ağaç biliyorsunuz. Ahlat ağacı. Evet, Ahlat aslında ağacı. Yani gülgillerden gelen bir ağaç türü. Burada da bir sürü mezarlık var. Yani hani kim bilir kimler var bu mezarlıklarda? Yani hangi atalarımız var? Dünyanın en büyük Türk İslam Birliği mezarlığı olarak bilinen Selçuklu Meydan Mezarlığı ve tarihi eserleriyle ön plana çıkan Bitlis'in Ahlat ilçesi ziyaretçilerini tarihi bir yolculuğa çıkartıyor. Urartulardan Osmanlı'ya kadar birçok medeniyetin izlerini taşıyan bölgenin en önemli turistik merkezidir. Arkadaşlar bu arada buranın bastonu çok ünlüymüş. Yani bir bastoncu görürsek bakacağız nasıl bir baston. Evet. Herkes baston baston. Bir de bu çevrede kaya tuzu da çok ünlü. Biliyor musunuz burada soda da meşhurmuş. Soda da mı meşhurmuş? Evet. Aynen. Kaya tuzu da çok ünlü. Yani burayı da görmüş olduk. Atalarımızın yanına gelmiş olduk. Ziyaret etmiş olduk. Arkadaşlar evet. Tarihte Atlas'ın herkes tarafından farklı bir söylemi var. Doğu Romalılar da Klat. Süryaniler de Kilat. Ermeniler de Hılat. Araplar da Halat. İran ve Türkler de Ahlat olarak söylüyor. Bu bilgiyi de verelim. Evet, bir başka yerimiz de burada. Ahlat çevresinde geldiğimiz Harabe Şehir. Harabe Şehir şöyle bir kağıda yapılmış. Şöyle bir çekeyim bir ilk önce. Şöyle mağaralar falan var. Şurası da aynı şekilde. Şu arka tarafta görülen yer Selçuklu Mezarlığı. Bunun hemen arkasında birbirine çok yakın. 500 metre bile yok. Evet, güzelmiş. Evet, Seren, sen karşıda değil. Bir ev varmış. Evet, Neolitik çağda yapılmış. Milattan önce 800'lü yıllarda falan yapılmış burası. Karakol olarak kullanılıyormuş daha önce. Çok ilginç gerçekten. Evler gerçekten harabe, biraz da bakımsız bir durumda maalesef. Şöyle bir içerilerine şuradan girelim bence. Bakalım ya içinde ne var. Baksana abi içeride. İçeriği tavan etmişler. Ya bu çevrede gezebilecek bir sürü yer var aslında. Burada bir tane köprü gördük. Bir de şelale varmış. Evet. Yani burada bir şelale var, işte ne bileyim yukarıda hemen bir kümbet var. Yine böyle eski harap şehir, harap şehir dedikleri evler var. Gerçekten aslında burası da güzel, biraz bakıma ihtiyacı var. Umarım bir yazın, bir ilkbaharda tekrar ziyaret etme imkanımız olur. Biz şimdi gezmeye devam ediyoruz. Heyecan sardı bizi. Neden? Çünkü geçen yıl geldiğimiz sokaklarda yürüyoruz. Hatvan'dayız. Evet. Hatta şuradan bir köpek mi kovalamıştı, bir şey olmuştu ya. Aynen. Köpek mi vardı? Fazlaydı. Köpek fazlaydı aynen. Bakalım yine bir şey olacak mı? Öyle demiştim arkadaş. Evet. Arkadaşlar şimdi biz hani 3 gündür 2-3 gündür falan gezebileceğimiz kadar yer gezdik ve aynen bunları size aktardık. Bir de soğuk havada aslında hani bu kadar oluyor. Çünkü gerçekten böyle köylere falan gidebilmek için kalacak eve ihtiyacımız aynen var. Onu da tanıdığımız yoksa çok zor. Çünkü çok iyi bir çadıra, çok iyi sıkı olmamız lazım. Böyle hani anladınız mı? Üşümememiz lazım. Aynen aynen. O yüzden bu videomuz zaten bitiyor şu an. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bye bye.